Merhabalar, ben Kardelen Ketenci. Bugün size decluttering denilen bir kelimeden bahsedeceğim, bir olgudan bahsedeceğim. Ve bunun minimalizmdeki yeri nedir? Bunu konuşmak istiyorum. Şöyle bir konu var. Şimdi decluttering denilen şey yığının, kargaşanın, yani bu kıyafetler, kitaplar artık evdeki o kargaşanın ortadan kaldırılması gibi düşünün. Yalnız bunda şöyle bir konu var. Şimdi minimalizme herkesin yaklaşımı tabii ki farklı olabilir ve ne olduğundan zaten size bahsetmiştim ya da benim ele alış şeklimi de konuşmuştum. Ama decluttering denilen şey aslında bizim artık kullanmadığımız, ihtiyacımız olmayan şeyleri atmak. Minimalizmde de Esas amaç tamam bunları atmak güzel ama bunu bir hayat şekline dönüştürmek. Yani nasıl bir insan mesela ben vejeteryanım ve böyle yaşamak bana mutluluk ve neşe veriyor. Çünkü belli sebeplerim var. Hoşuma gidiyor bu sebepler. Aynı bunun gibi minimalizm de benim için böyle oldu. Ama siz ben sadece eşyaları atmaya odaklanırım ve bir kerelik yapacağım, bir daha da yapmayacağım derseniz decluttering sizin için daha uygun olabilir. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bir kere minimalizmde bir şeyi atmak ve bir şeyden kurtulmak aslında yok. Yine bunların hepsi benim algılayış şeklime dayanıyor tabii ki. Ve ben de Japon kültüründen çok etkilendim. Decluttering'de de bütün yığınlardan bir kereliğine kurtuluyoruz gibi düşünün. Yani bu bir bahar temizliği olabilir. Kısa süreliğine ya da böyle atıyorum bir yıllığına, altı aylığına, birkaç aylığına bizi idare ediyor. Şimdi burada işte bahsedeceğim birazdan. Beş maddede ilerlerseniz sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Ve en önemli noktası da bir şeyi mesela aldınız ve baktınız. Size neşe vermediğine karar veriyorsunuz. Bu kolyeye bakıyorum ve ben bu kolye bana neşe vermiyor, iyi hissettirmiyor diyorsam bunu çok teşekkür ederek bir kenara koyuyorum. Ama bu minimalizm de böyle. Decluttering de de bu işime yaramıyor, bunu at. O işime yaramıyor, bunu at. O hop ondan kurtul, şunu ona veririz. Hani daha aslında bana kalırsa yüzeysel bir boyut. Eğer ki gerçekten bir değişim istiyorsanız bu sizi belli bir yere kadar götürür bu yolculuğunuzda ama minimalizmin belli katmanları var ve ben işte bugün size zaten 5 tanesinden bahsedeceğim. Yani yolundan onun dışında da tabi işte beslenme şekliniz, hayata bakışınız, hayatınıza aldığınız insanlar gibi gibi açılan başka konuları da var. Onu da belki başka seferlerde bahsederim. Şöyle bir şey var, bu yine belirtmek isterim. Kesinlikle zaten benim bulduğum bir teknik değil. Japon Marie Kondo diye bir yazar var diyeyim. Kendisi çok titiz ve her şeyi düzenliyor. Ve 8-9 yaşlarında daha böyle bütün evde ne varsa arkadaşlarının, kendisinin, ailesinin evlerini düzenlemeye başlıyor. Marie Kondo'nun iki kitabı var ve ben Spark Joy son kitabı, onu okudum. Bu benim zaten girişi yapmıştım yani ve karar vermiştim eşyalarımı azaltmaya dair. Ama yaklaşımımı tamamen değiştirdi. Uzun lafın kısası bunlar onun teknikleri. Kendisi şunu savunuyor. Şöyle yapıyorsunuz. İlk başta gerçekten hayatınızı sadeleştirmek istiyor musunuz? Buna karar vermeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi eğer hayatınızı sadeleştirmeye karar vermediyseniz decluttering de iyi bir yöntem size uygun olabilir. Sadece evinizde kullanmadığınız şeylere odaklanın. Size nacizane önerim bir şeyi verirken ya da atmaya karar verdiyseniz sevgiyle ona teşekkür edin size hizmeti dolayısıyla ve güzelce bir kenara kaldırın. Beş yolu var ee, dediğim gibi. Birincisi kıyafetler. Kıyafetlerde şunu yapmanız gerekiyor. Ne kadar zor görünse de Kimisine belki çok kolay gözükebilir. Ben artık böyle gına geldiği için çok kolay gelmişti. Evde kıyafet olarak neyiniz varsa, yani çantalar dışında diyeyim ve gözlükleriniz dışında böyle şey aksesuar hepsine bir yığın yapıyorsunuz. Ve bir yığın yapmak çok önemli. Yatak odanızda böyle bir yere bütün işte çoraplarınız, iç çamaşırlarınız, tişörtleriniz, pantolonlarınız, bikinileriniz her şey bir yığın şeklinde duruyor. Sonrasında elinize alıyorsunuz ve bakıyorsunuz bu bana neşe veriyor mu, vermiyor mu? Şöyle yapın, tabii ki de ilk başta Aa, neşe veriyor, vermiyor zor olabilir hissetmek. Kesinlikle hiçbir şey hissetmiyorsanız ya da böyle mmm, falan duygunuz olursa onu bir kenara kaldırın. Yani emin olamadıklarım, ben öyle yaptım. Kesinlikle tutmak istediklerim yani bana çok neşe verenler, böyle onu gerçekten hissedeceksiniz. Ay falan böyle oluyorsunuz. İkincisi emin olmadıklarım. Üçüncüsü de bana iyi hissettirmeyenler. Burada zaten belki 15 yıllık tişörtünüz duruyor. Belki böyle hiç giymediğiniz zaman iyi hissetmiyorsunuz. Ya da çorap neyse. Onları bir ayırmanız lazım. Şimdi burada da en önemli nokta bu 5 kategori için de kendinize zaman biçmeyin. Yani ben bunu bir ayda tamamladım. Kıyafetleri açıkçası. Yani 27 gün falandır ve belki de dedim bir yıl da sürebilir çünkü artık böyle enerjinizde hissedeceksiniz böyle bir tuhaf ya da böyle ay ne oluyor duygusuna kapılabiliyorsunuz tek önemli şey siz ne istediğinizi odaklanın bunu neden yaptığınıza ve neden yaptığınızda şurada çok önemli neyi giyerseniz giyin kendinizi neşe içinde hissetmek. Yani neşe dediğim böyle o güzel hissetmek. Yani bu taytı giyiyorsam bu da bana neşe veriyor. Bu üstü giyiyorsam bu da neşe veriyor. Bütün her şey. Buna odaklanmak önemli. O yüzden vereceğinize odaklanmayın. Onu sadece güzelce teşekkür edip vedalayın, vedalaşın, uğurlayın. İlk başta mesela tişörtleri görüyorsunuz. Burada hepsi güzel bir şekilde katlanmış. Renklere çok fazla takılmayın şu aşamada çünkü ben de düzeltmiştim bir daha bozuldu. Şimdi işte açık renklerden koyu renklere doğru gitmesi önemli. Pantolonlar da yine gösterdiğim şekilde katlayıp yine renklere önem vererek koyarsanız çok iyi olur. Çünkü onu gördüğümüzde içimizi açması önemli. İşte şortları normalde ikiye katlayabiliyorsunuz ama benim çok olduğu için hepsini göremem diye bu şekilde koydum. Ee, onun dışında ben yoga yaptığım için yoga kıyafetleri bir yerde. Ee, ve siz hani yine dediğim gibi e, kendinize göre onu organize edebilirsiniz. Bir de tight'lar var. E, tight'lar da zaten gördüğünüz gibi yine e, renkler burada da önemli. Onun dışında şöyle bir şey var. Ben kışlık yazlık ayırmıyorum çünkü kışlı, yazlı falan böyle bana çok fazla iş geliyor. Zaten öyle çok sevmiyorum uğraşmayı. Bunu seviyorsanız tabii ki de kışlıkları bir yere kaldırın ve bunları kaldırdığınızda da bu şekilde katlarsanız çok daha az yer kaplıyor ve genelde işte böyle bir kutuya koyuyorlar, kaldırıyorlar. Süper. Ben kazaklarımı da burada tutuyorum. Ee, Orada kalıyor. Sadece oraya bakmıyorum, açmıyorum. Ama önemli olan her şeyin yerini biliyorum. Benim şöyle bir defterim vardı. Ee, yani ben tutmak istedim. Bunu e, herhangi birinden duymadım. Ha e, okuduğum bir kitaptan bahsetmiştim işte şu kitaptan. Burada. Fumio Sasaki şeyden bahsediyordu. Her eşyanızın vedalaştığı her eşyanın fotoğrafını çekmişti. Bunu ben de yaptım zaten. Bir de ekstra olarak ben böyle not almayı falan çok sevdiğim için burada işte 1 Nisan'dan başlayıp verdiğim ne varsa onları yazdım ee, ve günün sonunda sanıyorum 15 çift ayakkabı işte 79 tişört falan vermiş bulundum. Çok severek. Onları da size isterseniz göstereyim. Bu tabii ki de bir seçim yapmanız gerekmiyor ama bana çok iyi geldi. İkincisi kitaplar. Şimdi kitaplar zaten çok başka bir konu bence. Marie Kondo'nun yaptığı yine uzun zamandır o kitapları um, ellemediyseniz şöyle bir uyandırmanız gerekiyor. Yine burada en önemli nokta bütün kitapları bir yere yığın yapmak. Yığın kelimesi yani zaten bu beş şey içinde geçerli. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bu arada bir parantez açacağım. Şimdi aklıma geldi. Bu yolculukta, bu bir yolculuk. En başı aşırı derecede zorlu olabilir kimisi için. Benim için öyleydi. Bunu hayatında hiç yapmayanlar için zorlu ama kimi insanda çok kolay hayatındaki her şeyle vedalaşabiliyor. Onlar için zorlu olmayabilir. Ama zorlu olan kişiler için manevi eşyalarla karşılaştıklarında atıyorum Allah korusun diyeyim ama Anneniz, babanız vefat etti. Size bir tişört hediye etmişti ve artık onu giymek istemiyorsunuz ya da bedeni olmuyor ama orada. Bu manevi eşyalara giriyor ve onları kesinlikle ayırın. Bu beşinci kategori, onu bir yerde tutun. Ve en sona kadar onlara hiçbir şekilde, ben yatağımın altına koydum ve daha manevi eşyalara gelmedim. E, kitapları bitirdim sayılır, o aşamadayım. Ama dediğim gibi manevi eşyalara dokunmuyorsunuz şu anda. Şimdi ikincisi kitaplar dediğim gibi. Hepsini bir yığın yaptınız. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey bir yıldan ya da hadi diyeyim bir buçuk yıldır okumadığınız kitaplarsa iki kere düşünün. Yine en önemlisi elimize alıp bu bize neşe veriyor mu vermiyor mu diye bakmak. Okuduğum işte atıyorum 40 kitap var. Okumadığım 120 kitap var ve okuduğum kitapları bile veremiyorum. Çünkü ben çok altını çiziyorum. Siz de böyle bir insansanız Belki onun fotoğrafını alabilirsiniz. Fumio Sasaki'nin yaptığı o çok böyle atamadığı ya da atmayı kıyamadığı her şeyin fotoğrafını çekiyor ve en sonunda bilgisayarına yüklediği için bir sıkıntı arz etmiyor. Bakacaksınız ne hissettiriyor. Yani böyle zaten gerçekten kıyafetleri bitirdiğiniz ya da bitirmeye yaklaştığınız zaman şunu hissediyorsunuz. Aa evet bu bana neşe veriyor, neşe vermiyor. Çünkü bu akıllı olan bir şey değil. Yani baktığınızda böyle ah falan oluyorsunuz ya da hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla kitap size kendini gösteriyor. Onları da yavaş yavaş eleyin. Yine kendinize zaman tanıyın. Verdiğim... E, 37 adet kitap oldu şu zamana kadar ama biraz daha vereceğim. Burada da yine önemli başka bir konu da şu. Ben fotoğraf bölümü mezunu olduğum için benim aşırı derecede fotoğraf kitaplarım var. Değişik fotoğrafçıların, işte ne bileyim değişik ülkelerin. Zaten seyahat etmeyi de çok seviyorum. Fotoğraf kitapları belki biliyorsunuzdur aşırı ağır. Yurt dışından çok taşıdım ve onları benim vermem mümkün değil. Yani çok seviyorum çünkü ve böyle eşyalarınız varsa belki ansiklopediye bayılıyorsunuz. Bunları vermek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi önemli olan bu bana neşe veriyor mu? Ve emin de değilseniz hayatınızın geri kalanında o kitabı sizinle taşımak istiyor musunuz? Şimdi üçüncü aşama genel kağıtlar paperworks diye geçiyor. Ben daha üçüncü aşamaya gelmedim ve açıkçası üçüncü aşamaya gelmekten bayağı bir korkuyorum. Çünkü hiç sevmiyorum. Üniversiteden kalan tezim, ne bileyim belki faturaları saklıyorum işte gittiğim workshoplardan kalan e, kağıtlar. Burada önemli olan mesela ödediğiniz faturalarınız var ve bunlar bir yıldır iki yıldır üç yıldır duruyor. Orada durmasının bir yararı var mı? Zaten yüzde 90 baktığınızda çok neşe vereceğini sanmıyorum. Özellikle erkekler kağıt işlerini biriktirmeye daha meraklı olabiliyorlar. Onlar için daha zorlayıcı olabilir. Dediğim gibi ben çok kağıt biriktirmedim. Ama biriktirdiklerim de böyle kafamda büyüyor. Ama şunu deneyimledim ve deneyimliyorum. Gittikçe daha da kolaylaşıyor. Yani koşu yapmak gibi düşünün. İşte ilk 3 kilometresi o kadar kolay olmayabilir ama gittikçe alışıyorsunuz o hıza ya da o yolculuğa. Dolayısıyla üçüncü aşama Kağıt işleri ve belki bunları size ilerleyen zamanlarda dilerseniz Instagram'da highlight olarak paylaşabilirim. E, oradan da bakabilirsiniz. Bu arada ben bu kadar Marie Kondo'dan bahsediyorum. E, Netflix'te Tidying Up diye bir belgesel var. Onu muhakkak izleyin. Yani ben bu yolculuğa başlamıştım zaten. Onu izlediğimde e, çok güzel. Yani zaten kadının enerjisi de çok tatlı ve ya hayatınıza olumlu etkisini de göreceksiniz ama kadını tanımanız ne olduğunu çok iyi gözlerinizde görebilmeniz için o değişimleri kesinlikle öneriyorum o belgeseli. Dördüncü aşama komonolar ve komonolar dediği kısım banyo, balkon, mutfak, garajınız varsa garaj, Türkiye'de işte bizim kiler, çamaşırhane bütün hepsi buna giriyor. Bu arada şuna da değinmem gerekiyor. Çantalar, kıyafet aksesuarları diyebileceğimiz taktığımız her şey kıyafetlere giriyor. Onları kıyafetlerde halledebilirsiniz. Şöyle de bir noktası var. Çantalarınız Belki atıyorum 50 çantanız vardı bu yolculuğa başlarken 30'a indirdiniz. Bu harika bir şey çünkü ihtiyacı olan ayrıca herkese de ulaştırabilirsiniz. Bunu bilmek de çok güzel bir duygu. O çantaları iç içe koyma metodu var. Yani büyük çanta altta kalıyor. Onun içine iki çanta da koyabiliyorsunuz. Şimdi dördüncü bölümde komonolarda. Ben gelmedim. Bunu da yine Instagram'dan highlight olarak paylaşırım. Ha şöyle bir şey yaptım. Ben aşırı derecede sabırsız bir insan olduğum için bardaklar, benim kupa koleksiyonum var. Yani kupa ve gözlük ve işte bir dönem ayakkabı falan böyle koleksiyon yapıyordum ve kupalar fazlaydı. Onu biliyordum. Dolayısıyla kupalardan elemeye başladım ve 12 tane hatırla, yanlış hatırlamıyorsam verdim ve tabaklardan da yine çok verdiğim oldu. Bunda da aynı mantık. Mantık hiçbir zaman değişmiyor. Olabildiğince yığın yapmaya çalışın. Mesela ben şey yaptım. Tabakların hepsini bir yere koydum ve oradan baktım. Hani bu bana neşe veriyor mu? Bir de bazıları hani böyle galiba neşe veriyor diyorsunuz. Ama orada da bu benim gerçekten ihtiyacım var mı? Yani bunu ben hayatımda taşımak istiyor muyum? Ya mesela bir tane e, ton ve bir tabağım var. Gerçekten bana çok neşe veriyor. Ama işte aynı zamanda klasik bir tabağım var. O bana neşe vermiyor. Onu tutmadım. Eğer gerçekten benim gibi böyle aşırı merakınız varsa minimalizme zaten siz de karşınıza çıkacaktır ve göreceksiniz e, minimalist yaklaşımda olan insanlardan. Kimisi gerçekten çok sade olmayı, sade renklerde gitmeyi uygun görüyor. İşte yok. Bardaklarım beyaz olsun, şeffaf olsun, ama desen olmasın falan ya da işte 30 eşya ile kısıtla. Ben bunları şahsen doğru bulmuyorum çünkü bu bana neşe vermiyor ve e, bu ben değilim. Yani ben çok renkli bir insan olduğum için bardaklarımda da rengi seviyorum, tabaklarımda da renk seviyorum. İşte mümkünse böyle biraz deli dolu figürler olabilir. Dolayısıyla bu sizde bitiyor. Bana kalırsa bunları çok böyle kural kural yapmak yerine siz kendinizi nasıl rahat hissediyorsunuz? İşte ne bileyim 4-5 arkadaşınız geldiğinde ben 6 ya da 8, tane 8 tabak tuttum. 8 bardak işte hani tuttum arkadaşlarım falan da gelir diye. Buna odaklanmanız önemli. Banyom şu anda bana kalırsa bir savaş alanı. Banyoda da e, önemli olan kullan ha, mutfakta bir de onu da söyleyeyim çünkü banyo ile aynı. Kullanmadığınız yiyecekler yani kullanma son kullanma tarihi geçen yiyecekleriniz. Ne bileyim ne varsa onları tabii ki de atın. Onun dışında da gerçekten ihtiyacınız olan, gerçekten sevdiğiniz ve size neşe veren şeyleri tutun. Ana mantık bu. Ve kadınların yani benim belki oje merakım da çok. Dolayısıyla oje de benim için çok böyle bir challenging bir şey oldu ruj merakım ya da böyle deli gibi bir aksesuar şeyim yok ama oje konusu bende renk olduğu için çok fazlaydı. Şimdi bundan sonra beşinciye geçiyoruz. Beşincisi gerçekten çok hassas olmanız gereken bir konu. Kendinize karşı çok nazik olmak durumundasınız. Bilmiyorum meditasyon yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız çok öneririm. Ve bu konuya yani beşinci bölüme manevi eşyalar, sentimentals dedikleri bölüme geçmeden önce o sabah mümkünse güzelce böyle kendinizi odaklanıp bugün sevgiyle uğurluyorum ve geçmişimden temizleniyorum demeyi seçebilirsiniz. Burada zaten bu dört aşamayı gerçekleştirirken manevi eşyalarınızı böyle toplamış olmanız gerekiyor. Yani bende öyle oldu. Sizde de eminim ortaya çıkacaktır. Onların hepsini ben yatak altına koydum. Siz belki bir kutuya kaldırabilirsiniz. Bir yere, işte bir kenara koyabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Buraya geçtiğinizde atıyorum 18-19-20 yaşlarınızda bir erkek arkadaşınız size bir biblo hediye etmişti. Şu an 40 yaşınızdasınız ama ilk aşık olduğunuz kişiydi. Onu vermeniz gerekiyor mu? Nasıl hissettiğiniz bilmiyorum. Belki kötü ayrıldınız ve kötü hissediyorsunuz. Ya yani ağlama duygusu geliyor o zaman... Bana kalırsa tutmayın çünkü o anılar zaten sizinle onu vermeniz, o eşyayı vermeniz, o anılar siliniyor anlamına gelmiyor. Güzel şeyleri tutabilirsiniz kalbinizde ve o insanı gerçek anlamda uğurlayabilirsiniz. Çünkü inanın o eşyayı tuttuğunuzda o eşyada o kötü anılar sizde çağrışım yapıyorsa evinizin bir kenarına koymanız o anıları da her gün sizinle birlikte taşımanız anlamına geliyor ve bu çok ağır bir yük. Bunu almak istediğinizi düşünmüyorum. Minimalizmin amacı ve benim sizi bununla paylaşmamın en büyük amacı alan açmanız, rahatlamanız ve geçmişten özgürleşmeniz aslında. Bir eşyaya baktığınızda mesela o bibliodan yine devam edelim. Ay inanılmaz anılar aklıma geliyor. Böyle hep deli gibi mutlu oluyorum diyorsanız tutun. Ee, ama dediğim gibi demiyorsanız güzelce vedalaşın. Her bir eşya ya da kıyafet neyse artık sizin manevi eşyalarınız. Bunu yapmanız önemli. Dilerseniz ben yine paylaşırım benim yolculuğumu da bu alanda. Konular bu şekilde. Sorularınız, yorumlarınız olursa seve seve bekliyorum. Onun dışında da size söyleyeceğim başka bir şey var mı diye çok hızlı düşünüyorum. Başka yani minimalizmle ilgili başka birkaç şey daha var ama bunları başka videolarda ele alacağım çünkü zaten bence çok uzun oldu bu uzun olması gereken bir konuydu. Olabildiğince kısa anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi umarım yardımcı olmuştur. Yardımcı olabileceğim herhangi bir sorunuz olursa da seve seve yanıtlarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Merhaba ben Kardelen Ketence. İyisinizdir umarım. Ev durumunuz nasıl? Merhaba. Çok mu gülüyorum? Gerçi diğer videoda gülmemiş. Merhaba. Peki güleyim mi gülmeyeyim mi? Ne yapayım? Merhaba ben Kardelen Ketence. Böyle oldu. <laughs>